Biliyorsunuz grev kararı alındı. Türk Hava Yolları'nın adımını beklediğini söyledi. Havayiş, hani bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Görüşmeler sürüyor mu? Siz nasıl değerlendirdiniz bugünkü kararı? Türk Hava Yolları'nı bugünlere getiren bizim çalışanlarımızdır. Tabii ki hiçbir yönetici, hiçbir yönetim çalışanlarını, şirketine değer katan çalışanlarını herhangi bir çıkarma eğiliminde olmaz. Çünkü Türk Hava Yolları büyüyen bir şirket. Ve biz bu arkadaşlara yatırım yapmıştık. Şimdi sendikanın kanunsuz bir eylemi neticesinde bu arkadaşları biz yolumuzu ayırma zorunda kalmıştık. Şu anda yargı süreçleri devam ediyor. Henüz daha bitmiş değil. Bu yargı süreçlerini biz bekleyeceğimizi söyledik. Ama biz şunu söyledik, 24. toplu görüşmeler şu anda kanun olarak, süre olarak başladı. Biz gelen 16 bin kişinin problemini konuşalım, haklarını konuşalım, bunu bitirelim. Bu yargıya intikal etmiş bir konudur. Yargı kararını verecektir. Biz de yargının verdiği kararın dışında ona muhalif bir adım atmamız söz konusu değil. Biz elbette ki yargıya uyacağız ama Türk Hava Yolları'nı önünü kesecek herhangi bir kanunsuz eylem içine giren arkadaşlara da biz Türk Hava Yolları yönetimi olarak müsamaha etmemiz söz konusu değil. Bunu da yönetim kararlılıkla dile getiriyor. Geldiğimiz noktada Hava İş Sendikamız bu görüşmeleri bu şartı ileri sürerek önünü kesmeye çalışıyor. Ama biz her zaman masadayız. 16 bin kişi şu anda ücret artışı bekliyor. Haklarını istiyor. Gelin bunları konuşalım. Tabii ki 305 konusu gündemden düşmüyor zaten mahkemede. Bunu da önümüzdeki günlerde müzakereyle bir noktaya getirebiliriz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bir ümit anlamına gelmiyor. Biz şunu söyledik baştan beri. Hukukun dışına asla çıkmayacağız. Hukuksuz bir eylem içinde olmayacağız. Türk Hava Yolları, Türkiye'nin gururu olan bu şirket, zaten hukukun dışına çıkması da beklenemez. Biz bunu taahhüt ediyoruz. Sendikayı masaya davet ediyoruz. Çalışanların emeğiyle bu noktaya gelen teğenin çok sebepsiz nedenlerle imajının zedelenmesi hiçbir çalışanın arzusu değildir. Biz bunu çalışanlarda görüyoruz. Bu uyuşmazlığın da eminim ki masaya oturduğumuz zaman çözüleceğini düşünüyorum. On yargısız, on şartsız biz onları masaya bekliyoruz. Çok Biz teşekkürler teşekkür ediyorum. katıldığınız için. Evet, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı